arada ilk ses çıkıyor taraftardan. Genellikle bu taraf çok ses yapıyor. Yeneceğiz dedim ben size. Yeneceğiz maçı. Şu an stadyumda 46.529 taraftar var. Ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi. 8 saat yolculuğu çektim. Aa, yapma be. Vursana kaleye. Ebru Köz'ün gerçekten çok iyi oynuyor. Hakikaten iyi oynuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp. Vlog kanalına hoş geldiniz. Video başlamadan önce bir önceki videomla ilgili güzel yorumlar yapan ve kanalıma abone olan Jenova taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bugün size öyle bir maça götürüyorum ki şeytanın bacağını kıracağımız bir maç olacak. Çünkü Almanya Ligi'nde yani Bundesliga'da henüz daha mağlubiyet görmeyen bir takım var. 17 maçtır yenilmiyor. İşte o takımı bugün yeneceğiz. Büyük ihtimal aklınıza Bayern Münih gelmiştir. Ama bu sefer değil. Bu sefer Bayer Leverkusen. RB Leipzig bugün Bayer Leverkusen'ı ağırlayacak. Leverkusen 45 puanla 1. sırada. RB Leipzig 33 puanla 4. sırada. 2. sırada ise Bayern Münih. Fakat bir maç eksikle 41 puanla. Almanya'da kimin şampiyon olmasını istersiniz diye sordum ve çoğu kişi Bayer Leverkusen'in yanıtını verdi. Çünkü Bayern Münih her sene tabii ki ligi domine etmesinden dolayı artık bu sene farklı bir takımın şampiyon olmasını istiyorlar. Benim de bu sene favorim tabii ki Bayer Leverkusen. Şampiyon olmaları için desteklesem de bugün Leipzig takımını desteklemeye gidiyorum. Çünkü bugün tarih yazılacak. 17 maçta yenilmezlik serisi bugün bozulacağına inanıyorum. Bu unutulmaz anı kaçırmamak için heyecanla bekliyorum. Şu an trendeyim. Leipzig'e doğru gidiyorum. Yaklaşık 7 ile 8 saat süreceğini tahmin ediyorum. Tabii bu videoyu siz büyük ihtimal 3 dakikada izleyeceksiniz. Sizlere keyifli bir vlog çekmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Unutulmaz anlara tanıklık etmek için hazırsanız haydi hemen gidelim. Bu spor dünyasından size birkaç bir haber vereceğim. Haberler eski olmasına rağmen yine de bunu size bildirmek istiyorum. Franz Beckenbauer 78 yaşında vefat etti. Çok önemli bir oyuncuydu. Çok iyi bir oyuncuydu. 2023'ün en iyi teknik direktörü Pep Guardiola seçildi FIFA tarafından. Neymar'ın Paris Saint-Germain transferinde yolsuzluk iddiası var. Şu an Fransa polisi şu an bunu inceliyor. Jose Mourinho'nun görevine son verilmiş. 13 maç kazandı, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Roma taraftarı bu karardan hiç memnun değiller. Kendileri Jose Mourinho'nun kalmasını istiyorlardı fakat kendisi kovuldu. O da 2023'ün en iyi 11'i. Vinicius Junior, Mbappe, Haaland, Messi, Bellingham, De Bruyne, Silva, Diaz, Stones, Walker, Courtois. Real Madrid 2024'ün ilk kupasını aldı. Bu da Arda Güler'in ilk kupası oluyor Real Madrid'de. Ve Elif Elmas'ın yeni takımı RB Leipzig arkadaşlar. Umarım onu da ilk 11'de görürüz. Spor dışından size bir ayrı bir haber. Alper Gezer Avcı'ya da buradan bol başarılar diliyorum. Ayağına asteroid değmesin. Gururumuzsun Alper. Şu an Frankfurt istasyonundayım. Hava çok soğuk. Harbiden çok soğuk. Telefonu bile zor tutuyorum. Parmaklarım dondu. Yanıma eldiven almayı unutmuşum. Bir de akşam statta nasıl olacak çok merak ediyorum. Eğer Frankfurt Hauptbahnhof'a gelirseniz, kaybolursanız Emir abimle bulabilirsiniz. O size yardımcı olur. Evet. Leipzig'e hoş geldiniz. Red Bull Arena'ya hoş geldiniz. Hava çok soğuk. Parmaklarım donuyor. Ama bu soğuk bizim galibiyetimizi engelleyemeyecek. Çünkü bugün Leverkusen'i yeneceğiz. Öyle inanıyorum, öyle inanmak istiyorum. Burası 628 bin nüfusa sahip. Çok büyük bir şehir. Leipzig, Almanya'nın gerçekten çok büyük bir futbol şehri. Almanya birleşene kadar Leipzig aynı zamanda gerçek bir futbol şehriydi. Alman Futbol Federasyonu 1900 yılında burada kuruldu ve FVB Leipzig ilk şampiyonu oldu.
futbol o dönem oldukça önemliydi. Bu nedenle normal lig sonra da bölgesel ve ulusal düzeyde playofflar oynandı. Almanya'da Berlin, Hamburg, Königsberg, Breslau ve Leipzig gibi 5 şehir kendi şehir ligine sahip olacak kadar büyük ve yeterli futbol kulübüne sahipti. Leipzig'in yanı sıra SC Wacker Leipzig ve SPVG 1899 Leipzig de başarılıydı ve Alman şampiyonluğu için playofflara katıldılar. Kısacası Leipzig futbol şehri diyebiliriz. Do you believe that RB Leipzig will win tonight against Bayer Leverkusen? Yes. Leverkusen. Bayer. Yes, of course. Leverkusen Leipzig. Yes, of course. We think we win tonight because we are a better team. We have the better players and nice the better coach. Nice. Would you like to see Angelino back in your team again? Yeah, sure. Yes, sure. Yeah. No, because Raum is better. Yes. I would like to see him back in our team. He was very fast. He was an intelligent player too. Yeah, it was really dangerous for us. Okay. Angelino is difficult. He's a good player, but we have Raum. He's also good, but I think when he comes back, he has a chance to play for Leipzig. And who will win the title of the Bundesliga? Oh, I think Bayern Munich. Bayern Munich? Yes, yeah. I don't know. Leipzig, yeah. Hopefully not again Bayern. Leverkusen. If Leverkusen can go on like this, I bet they will win this year. Oh, that's a hard question. Maybe again FC Bayern or maybe Leverkusen. But for Leipzig, it's really hard. I think it makes Leverkusen the season. Peki, Leipzig'in ilk harfi R ve B anlamını biliyor musunuz? R ve B'nin anlamı Rasenballsport. Ne alaka değil mi? Almanya'da bir şirketin veya bir sponsorun takımın ismini değiştirmesi yasak. Yani Red Bull Leipzig diyemezler. O nedenle ismini değiştirdiler. RB yani Rasenballsport Leipzig olarak geçiyor. Çünkü Almanya'da 50+1 kuralı var. Bu terim genellikle politika ve şirket yönetimleri duyabiliriz. Basit bir şekilde söz sahibi olmayı ifade eder. Kulüpler halka açılabilecek veya dışarıdan yatırımcıların desteği alabilecekler. Ancak yatırımcıların kulüp yönetimdeki söz hakkı en fazla 49.9 oranla olabilecek. Ve kalan 50+1 hisse oy hakkı kulüp yönetiminde kalacak. Tabii bu kural Bayer Leverkusen ve Wolfsburg için geçerli değil. Bayer Leverkusen 1904 yılında şehirdeki Alman ilaç şirketi Bayer çalışanlar tarafından kuruldu. Wolfsburg ise 1945 yılında kuruldu. Şehir kendi kendine kurulduktan sadece 7 yıl sonra ve Volkswagen çalışanları barındırmak için bu nedenle her iki şirket de Bundesliga'ya terfi etmeden önce uzun süre kendi kulüplerin mülkiyetindeydi. Alman taraftarları kulüplerin bir şirket tarafından satın alınmasını istemiyorlar. Almanya'da bilet fiyatlarının diğer liglere oranla çok daha ucuz olması ve buna bağlı olarak tribünleri en çok dolduran lig olmasının sebeplerinden birini bu kurala bağlayabiliriz. RB Leipzig futbol kulübünün çoğu hisseleri Red Bull şirketi bulunmasından dolayı çoğu kulüpleri Rasenballsport kulübüne sevmiyorlar. Düşünsenize, sevdiğiniz kulübe iyi gitmiyor, başkanı değişmesini istiyorsunuz fakat değiştiremiyorsunuz. Veya daha kötüsü, şirket sizin sevdiğiniz kulübünüzü satabilir. İstemeyiniz kişiye sonuçta bu bir şirket. RB Leipzig'in fanatik taraftarları burada. Ve karşı tarafta Bayer Leverkusen taraftarları olacak. Maçın başlamasına 2 saat kaldı. Stadyumun çok ilginç bir girişi var. Giriş tam şuradan giriyorsun. Merdiven yukarıya çıkmıyorsun. Sadece üst kısımlara çıkıyorsun. Fakat aşağı doğru iniyorsun. Ve manzarası çok değişik, çok güzel. İçerisi çok geniş, çok büyük. Ve çok temizde ve kapı yok. Bu direkt dışarıdan içeriye girebiliyorsun. Ama sadece siz girmiyorsunuz, rüzgar da giriyor. Bu nedenle stadın içerisi de çok soğuk olabiliyor.
Tribüne doğru indiğim zaman çok esiyor. Fakat burada fazla esmiyor. Genelde ilk yarı bittiğinde içecek almak istersin, yemek almak istersin. Sırada beklemeyi nefret ediyorsun. Fakat o kadar yer var ki hem arkada alabiliyorsun, buradan alabiliyorsun, hem yan taraftan alabiliyorsun. Yani her köşede yemek veya içecek var. Yani çok güzel yapmışlar, çok güzel organize etmişler burayı. Şöyle göstereyim size. Güvenliği geçtikten sonra yukarıdan aşağı doğru iniyorsun. Ondan sonra direkt içeri doğru giriyorsun. Kapı mapı yok. O yüzden burası çok soğuk olabiliyor. Ve çok geniş alan. Stat aslında bir çukurun içerisine doğru yapılmış. Aşağı doğru iniyor. Stat yavaş yavaş dolmaya başladı. Artık yerimize yavaş yavaş geçelim. 20 numaradayız. numara. Açın bu şekilde. Taraftarlar aralıkta bitirebiliyor ama yandan da maç isteyebiliyorlar. Onun hemen yanında zaten kendi maçları var. Yani çok güzel yapmışlar. Harika. Sevdim burayı. İşte Leipzig takımın ilk 11'i Blaswich, Simakan, Olmo, Seywald, Klostermann, Openda, Xavi, Raum, Lukeba, Schlager, Sesko. Leverkusen ilk 11'e, Ardeki, Stanisic, Hinchapi, Tah, Hoffmann, Wirtz, Schick, Grimaldo, Palacios, Frimpong ve Chaka. Başlamak üzere. Yerimi değiştim az önce çünkü yanımda bir çocuk vardı. Yani çocuğu çekmek istemedim. Biliyorsunuz daha önce söyledim. Kanalımda çocuk çekmemeye gayret göstereceğimi söylemiştim. Ve maç başlamak üzere. İlk yarı başladı. Hadi Leipzig yaparsın. Bu büyüyü bozalım. İlk mağlubiyetini bizden alsınlar. Hava çok soğuk. Yerinde biraz zor duruyorum. Hatta telefon biraz titreyebilir soğuktan. Kusura bakmayın.
offside olması lazım. Offside. Yardıma gelmedi ki. Leipzig çok iyi başladı. Sarılması lazım. Sarılması lazım. Genellikle bu taraf çok ses yapıyor. Maçı da görebiliyorsun. Harika yapmışlar. Adamlar zaten herkesin önüne geçmesin diye bir çizgi kurmuşlar. Bu çizgiyi de güzel bir şekilde engelliyorlar. Hani insanları rahatsız etmeyin diye güzel bir maç seyredebiliyorsun. Hemen yanına zaten maç. Eğer istemiyorsan hemen ekranda da izleyebilirsin. Harika. Çok güzel bir sistem. Şu an ilk yarı bitti. 1-0. Bakalım yiyecek bir şeyler alalım. Çok acıktım. Ne yiyebiliriz diye bakayım hemen. Patates aldım. Ve buna 4,5 euro veriyorsun. 4,5 euro. Evet, ikinci yarı başladı. Başlanmasıyla birlikte Leverkusen taraftarı da sesleri çıkmaya başladı.
kere değerlendireceksek Leipzig daha iyi oynadı, daha iyi şanslar buldu. Beklediğim Leverkusen değildi. Çok iyi oynamadılar. İkinci yarıda farklı olabilir tabii ki. Gol geliyor. Söylemiştim. Gol geleceğini söylemiştim. 1-1. Arkadaşlar çok soğuk. Hakikaten çok soğuk. Kıpkırmızı oldu. Bu skorun 1-1 olması kötü oldu bizim için. Bakayım kim atmış. Derken VAR'a düştü gol. Bakalım. İptal edecek mi hakem? Acaba offside mi vardı diye düşünüyorum. Faul yok dedim ama hakem golü verdi. Bolata Natantela. Direkt serbest vuruşu verdi. Kötü oldu. Skoru 1-1. Yani daha ikinci yarın 3. dakikasında yani hemen gol yedik. Umarım toparlarız. 2-1 yaparız. Bu maçı ben gerçekten kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanmak zorundayız. 8 saat yolculuk çektim. Olmaz. Adamlar az daha 2-1 yapıyordu. Yani bu gidişle böyle devam ederse adamlar gol atacak. Yani Leipzig taraftarı hiç susmadı. Takdir ediyorum. Yani çok güzel bu havada yani. Kolay değil. Ama Leverkusen birbirini bulduktan sonra kendi seyircisi de bağırmaya başladılar. Takımı desteklemeye başladılar. Kaleci son anda çıkardı. Son anda çıkardı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver. Hadi. Ya! İşte bu. 2. Şu an stadyumda 46.529 taraftar var. Onlardan biri benim tabii ki. Golü atan Openda
56. dakikada opening'e gol attı. Hadi oğlum. Hadi 3 yapın. Yabancıya maddeye karşılık verdi. O yüzden seyirci biraz sinirlendi. Bu hiç iyi olmadı. Şu an skor 2-2. Hakem golü verdi. Vermemiş daha. Pardon. Hakem golü verdi. Skor 2-2. Golü atan 4 numara Jonathan. Ortalık gittikçe ısınıyor. Hakem sarı kart çıkardı, elle oynadı az önce. Kaleci son anda önledi. Haydi beyler. Korner. Seyirciyi ısıtlıyor. Dikkatimi çeken genelde yani sesleri çok iyi çıkıyor ama genelde şu kısım ve şu kısım bağırıyor çok küçük durum ama çok iyi sesler çıkıyor.
güzel. Aa! Haydi Leipzig. Son anda savunma araya girdi. Dakika 79. Dakika 79. Leverkusen gerçekten iyi oynamaya başladı. Hani biraz sıkıntı yaratıyor. Bir şekilde toparlamaları gerekiyor Leipzig takımı. Çünkü böyle giderse 3. golü yeme ihtimali var. Çünkü çok kolay geliyorlar. Çok kolay geliyor ama onun dışında arkadaşlar Leverkusen gerçekten çok iyi takım. Yani Alonso ekibine, takımına tebrik ediyorum. Çok güzel oynuyorlar. Birinci yarı kötü oynadılar ama ikinci yarı gayet iyi oynuyorlar. Leverkusen gerçekten çok iyi oynuyor. Hakikaten iyi oynuyor. Birinci yarı bilmiyorum niye böyle oynadılar ama ikinci yarı çok çok iyi oynuyorlar. Yani böyle devam ederse yani Leipzig'in işi zor. Üçüncü gol yeme ihtimalleri var. Ama tabii ki pozitif düşünüyoruz. Pozitif oluyoruz. Bu maçı 3-2 alıyoruz. 3-2. Aynısını yiyorlardı. Yapma be! Yapma! Of! No! Ya ne yapıyorlar ya? Ne yapıyor ya? İkiye iki yakaladılar. Bu arada Elif Elmas giriyor. Altı numarayla Elif Elmas. Hadi Elif. Yaparsan sen yaparsın hadi. Hadi oğlum. Dakika 85 hadi. Ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. 8 saat yolculuk çektim. Yine yere yattılar. Yine yere yattılar. Seyirci kafayı yiyor, kafayı yiyor. Bu arada Xavier sarı kart gördü. Seksen altıncı dakika. Hadi Leipzig yaparsınız. Hadi. Seyirci ayaklandı. 89. dakika. Dört dakika verdi. Ekstra 4 dakika. Korner. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Gibi değil.
böyle bir şey olamaz. Yani son dakika, son dakika. Yani geliyorlar 3-2 yapıyorlar. Hakem bakalım golü verecek mi? Hakem golü verdi. Abi 3 kere kafayla gol atıyorlar. Yani nasıl rahat pozisyona kafa vurdurtuyorsun sen? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Hadi. Hadi oğlum. Bari 3-3 yapak şuraya. Faul verdim. Hadi oğlum. Ya yapma ya. Adamlar 3 tane ortasıyla, 3 tane kafa golüyle gol atıyor. Yazık oldu. Hakikaten yazık oldu. Resmen puanlarını çalacaktık. Neyse. Hakem maçı bitirdi. Sonuna geldik. Maalesef 3-2 yenildik. Sağlık olsun. Ama değdi. Buraya gelmem gerçekten değdi. Stadyum güzel. Seyirci güzel. Leverkusen yani tebrik ediyorum sizi. Yani bu zamana kadar daha yenilmediniz. Acaba hangi maçta yenileceksiniz? Çok merak ediyorum. Çok güzel oynadınız. İlk yarı çok kötü oynadınız. Ama ikinci yarı çok çok iyi oynadınız. Bayağı bir toparladınız. Ben buradaki taraftarlara gerçekten takdir ediyorum. Çok iyi tezahürat yaptınız. Yani gol yeseniz de bile, geri düşseniz bile güzel tezahürat yaptınız. Çok sevdim sizi. Sadece hava çok soğuktu. Hakikaten çok soğuktu. Bazı noktalarda zorluk çektim. Şu an halen zorluk çekiyorum konuşmak için. Çünkü titriyorum. Ellerim, parmaklarım dondu. Sağlık olsun. Ama değdi. 8 saat yolculuğum için değdi. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İşte taraftar dediğim bu şekilde olur. Yani maç bitmiş. 3-2 yenilmişsin. Fakat yani taraftarına, takımına halen destek çıkıyorsun. Çok güzel.
Çok güzel görüntü.